Abi seti bitir, sana bir şey soracağım. Hep niye dar giyiyorsun abi, uzun kollu giyiyorsun? Bize bir açıklar mısın? Merhaba arkadaşlar, yeni videoya hoş geldiniz. Bugün Umut ve Cenk abiyle birlikte Tek Bölge serisine devam ediyoruz. Sizlerle omuz antrenmanımızı detaylı bir şekilde paylaşacağız. Bu seriye ve önümüzdeki hafta Clean Bulk serisine devam edeceğim. O yüzden YouTube kanalıma da abone olmayı unutmayın. Başlıyoruz. En temel omuz hareketlerinin başında overhead press geliyor arkadaşlar. Biz belimizi zorlamamak için genelde oturarak yapmayı tercih ediyoruz ve temel egzersizlerden biri olduğu için antrenmanın ilk sırasında yer veriyoruz. Bu harekette egonuzu kontrol edip formu da en doğru şekilde tutmanız lazım. Yoksa ciddi sakatlıklar yaşayabilirsiniz. Pozisyonu aldıktan sonra belimde boşluk kalmayacak şekilde yerleşiyorum. Bu şekilde de genişliğimi ayarladıktan sonra sete başlıyorum. Omuz sakatlıkları olanlar bu hareketi yaparken dikkat etsin arkadaşlar. Kendinizi hangi açıda rahat hissediyorsanız ona göre ayarlayıp devam edin. Smoking on them vapors, making papers, but waking neighbors. We be. Kaç set yapıyoruz abi bu hareketi? Arkadaşlar bunu 5 set üstünden uyguluyoruz. Yaptığımız ilk sette sayıyoruz ama hafif bir tekrarla başlıyoruz ki eklemlerimiz biraz açılsın diye. Şimdi neden 5 set diyenler olur abi? Var mı? 4 veya 5 olmasının nedeni var mı? Hayır yok. Gerçekten soruyorlar hocam. Gerçekten 6 yok. Yapsak olur mu? 3 yapsak olur yani mu diye. Şimdi şöyle bir şey var. İlk yaptığınız sette taktığınız kilo tam oturmuyor. Ondan dolayı da neden 4 neden 5 diye bir felsefe kalkıyor ortadan. Yani hareketi doğru kiloyla yapıp tamamlayabilmek için aslında 5 set yapıyoruz. Yani doğru 4 set yapabilmek için 5 set yapmak gerekiyor. Yani hem ısınma oluyor hem aynen de kendimizi öyle bir görmüş oluyoruz. Aynen o gün öyle nasıl hissettiğimizi aynen görüyoruz. Aynen öyle. Haydi abi. Haydi. 1-2. Bu harekette yardım da önemli arkadaşlar. Özellikle ilk aldığınız anda. Arkadaşlar bu temel egzersizlerde ısrar etmemizin sebebi daha önceki videolarımda da söylediğim gibi bu egzersizlerde birden fazla kas grubunun aynı anda çalışıyor olması. Bu yüzden özellikle doğal sporcuların bu temel egzersizleri pas geçmemeleri, formun üzerine giderek zorlansalar da kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Son setime gireceğim ben de şimdi. Birincikler olmadan olmaz. Bu olmadan olmaz. Biraz ağır kilo olduğu için ne olur ne olmaz Cenk abi de başımda duracak. Bravo. Sefa üzerinde sabitlendiğiniz için sallanma veya momentumdan faydalanma ihtimaliniz kalmıyor. Başlangıçta fazlasıyla zor geliyordu. Zaten gördüğünüz gibi kilolarımız öncekilere göre düşük. Fakat özellikle yan omuzda çok iyi bir pump hissi yakalarsınız. Mutlaka deneyin, denebilirsiniz. Burada da iki farklı sallateral versiyonu görüyorsunuz yine arkadaşlar. Umut plakalarla daha iyi hissettiğini düşündüğü için onunla devam ediyor bu set. Cenk abi de normal dumbbell versiyonla devam ediyor.
2 set yatarak yaptık. 2-3 set de ayakta yapacağız. Soracağım. Hep niye dar giyiyorsun abi, uzun kollu giyiyorsun? Bize bir açıklar mısın? Ya böyle alıştım. Abi çıkartır lütfen. Mısın? Lütfen. Lütfen bizi kırma. Hayır, hayır. O zaman açıkla abi, niye uzun kollu ya böyle giyiyorsun? Alıştım. Alışkanlıktan sonra elimin sıcak kalmasını daha çok sevmeye başladım. Yaz bir şey uzun kollu giyiyorum. Gayet de mutluyum. Renk yapacak abiyle bir senedir antrenman yapıyoruz. Ben hakikaten kısa kollu çok nadir gördüm. Hep böyle uzun kollu tercih ediyor. Pamplarda çıkarır bazen. Umut sen nasıl tercih ediyorsun? Seni de hep kısa kollu görüyoruz. Yoksa formunuza güvenmiyor musunuz Umut Bey? Yok ben... Ne bileyim, tercih meselesi. Beni de hep arkadaşlar böyle dar ya da kolsuz görüyorsunuz. Valla fotoğrafları siz böyle görmek istiyorsunuz. Ben de o yüzden böyle giyiniyorum. Su içmeyi de unutmayın arkadaşlar antrenman esnasında. Ne kadar su içiyoruz abi? Gösterir misin bir sularımızı? 1,5 litre. Antrenman esnasında... Bir veya 1,5 litreyi mutlaka tüketin arkadaşlar. Burada da benim suyum var. Üçüncü hareketimizdeyiz. Önümüz için Arnold Press benzeri bir hareket yapacağız. Barla. Dar tutacağım. Dirseklerimi mümkün olduğunca kapalı tutacağım. Ondan sonra da yukarı doğru iteceğim shoulder press. Gövdem hep karşıya bakıyor arkadaşlar. Yatmıyorum böyle arkaya. Dirseklerim de mümkün olduğunca kapalı. Abi sende bugün biraz yorgunluk mu var? Agresifsin biraz. Yok agresif falan değilim. Herkes çok agresifsin ya. Biraz. Korkuyoruz abi. Agresif falan yok arkadaşlar. Her şey sakin ve düzenli. Bak Umut'un sesi çıkmıyor. Çocuk yardım bile isteyemedi vallahi. Yok agresif arkadaşlar. Antrenmanı çok kaynatıyorlar. Ondan dolayı biraz tempo kazanmak için mecbur ittiriyorum. Dördüncü hareketteyiz arkadaşlar. Arka omuz için bent over cable, near lateral raise yapacağız. Hareketin ismini unutuyordum asla. Pozisyonumu aldım arkadaşlar. Elimi şöyle koyuyorum. Gövdem düz ve kontrollü bir şekilde yana açıyorum. Devam hadi hadi. Rütüp bitmedi. Allah arka haydi. Bak hareketi bozarsan yorumlara yazarlar. Bip. Gerçekten zor bir hareket bu arkadaşlar. Hafif kilolarla yapmanız gerekiyor. Bu da Umut'un önerisiyle ilk kez yapacağımız bir hareket. Devam abi. Duruyor ama biraz sallamasyon gibi ama. Ama iyi oldu. Ama iyi oldu.
tutuşma işi. Hemen eli uzatıyor görüyorsunuz. Elden değil arkadaşlar. Bilekten. Elden değil, bilekten. Elden tutuşanlar da var, görüyoruz de. Yapmasınlar, yanlış. Abi bu bacak hareketi miydi? Cenk Bey. Beyin hareketi değil mi? Göğüse de vuruyor. Nasıl hissediyor musun abi şaka maka? Gerçekten iyi. Ben de deneyeceğim, merak ettim. Acayip mi? Aşağı duruyor da istedim. Evet. Hop. Evet. Sıkıştır iyice, evet. Kadraja sığmıyorsun vallahi maşallah. Antrenmanı bitirdik arkadaşlar. 5 hareketimiz vardı. Üstüne bir de karın yaptık. Nasıl karın antrenman kısmını, oldu abi? Karın kısmını çekmedik ama güzel ve sert bir antrenman oldu. Kaç hareket yaptık karında? Karında 3 hareket yaptık. Bir crank yaptık, bir crunch yaptık, bir de ağırlıklı crunch yaptık. Bayağı karın da kasıldı, iyi oldu. Yorulduk zaten, yüzümüzdeki ifadeden de anlaşılıyor. Aynen. Videoyu kapatmadan önce bir de tek bölge muhabbetine değinmek istiyorum. Çok konuşuluyor üstünde işte kimler yapsın, kimler uygun değil, işte doğal sporcular için kötü bir seçenek falan diye birçok video dönüyor. Arkadaşlar tek bölge sistemi ileri seviye sporculara hitap eden bir sistemdir. O yüzden kendinizi başlangıç seviyesinde görüyorsanız, belli bir yol almamışsanız tek bölge uygulamayın. Biz ileri seviye sporcular olduğumuz için bunu devam ettiriyoruz. Bu seriye de devam edeceğiz. Size yaptıklarımızı paylaşıyor olacağız. Ben zaten ayrıca Clean Bulk serisine de başlayacağım bu hafta. Videoları kaçırmamak için YouTube kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Düşük kalın. Bu sefer bozma abi. El sallama.